akşamlar Mercan TV izleyicileri. Bu akşam yeni bir konukla beraberiz. Bu akşamki konuğumuz sporda başarılı konuşacağız. Bu konu için konuğumuz Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş Müdürümüzle beraberiz. Bayağı bir duyuyoruz. İşte dünya şampiyonlukları var, dereceler var, olimpiyat şampiyonlukları var. Bu başarı nasıl oluyor, nasıl başardınız? Bunu öğrenmek için müdürümüzle beraberiz. Sayın Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum ben de buradan. Değerli izleyicilerimize ve tüm bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca de Mercan TV Yönetim Kurulu'na sizlere teşekkür ediyorum. Programa bizi davet ettiğinizden dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Müdürüm mecbur çağıracağız çünkü bayağı bir başarılar var. Başarı artıyor. Bu da sizin kurum başında olduğunuzdan beri artmaya başladı. Estağfurullah. Bunu konuşacağız. Yani her gün duyuyoruz, medyada görüyoruz. Dünya dereceleri, olimpiyat dereceleri, Avrupa dereceleri. Hocam sorulara başlamadan önce müdürüm, özür dilerim hocam diyorum çünkü genelde sağlık algı çalıştığım için müdürüm. Estağfurullah. Fikret Keleş kimdir? Fikret Keleş bir Adıyaman'da bir gençlik çalışanı. Evet. Evet, ben çok tekrar teşekkür ediyorum. Malumunuz yıllardır beden eğitimi spor bölümü mezunu olarak Adıyaman'da gençlik alanında gerek eğitim camiasında öğretmenlik gerekse de Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde spor uzmanlığı gençlik merkezi müdürlüğü ve akabinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Peki müdürüm Adıyaman'da gençlerin ve ailelerin spora ilgisini nasıl görüyorsunuz? Nasıldı spora karşı ilgileri? Evet, tabii spor malumunuz olduğu üzere son dönemlerde, son yıllarda artık dünyadaki en etkili iletişim araçlarından bir tanesi diyebiliriz. Sizin de alanınız olması itibariyle psikoloji alanına da zaman zaman değinilen konular arasında. Spor son yıllarda özellikle tüm dünyada artık bir endüstri, artık bir etkili bir iletişim aracı, artık sağlıklı yaşamın artık en önemli adreslerinden bir tanesi. Dikkat ederseniz. Son dönemlerde özellikle teknoloji bağımlılığı, zararlı alışkanlıklar, uyuşturucu bağımlılığı vesaire insan hayatına olumsuz yönde etki eden birçok unsurları saydığımız zaman artık doktorların reçetesinde egzersiz yazan reçeteler görüyoruz. Dolayısıyla sağlıklı yaşamdan tutun da endüstriden, ekonomiye, turizme hemen hemen her alanı etkileyen bir artık unsur haline geldi diyebiliriz. Biraz da sağlık alanında değil de biz de psikologa çalıştık hocam. Biz de depresyona yürüyüş veriyoruz mesela. Evet. Yani insanlara gerçekten sporun birçok sağlık sorunları, sporun faydası var. Evet. Peki hocam, son günlerde ilimizde bütün ilçelerimiz su sporları faaliyetleri yapmaya başladı. Bu konuda son gelişme nelerdir? Bu su sporlarına ilgi artıyor mu? Veya şöyle toplayayım hocam, müdürüm. Barajdan dolayı etki mi oldu acaba? Su sporlarının artmasında. Evet, aslında güzel bir soru ve son günlerde de aslında Adıyaman'ın ve ülkemizin de gündeminde yer alan bir konu oldu ilimiz açısından. Ben buradan özellikle Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum bu anlamda bize katkı ve desteklerinden dolayı. Yine spor yatırımları ve özellikle su sporlarının yatırımlarından dolayı Sayın Milletvekilimiz Ahmet Aydın Bey ve değerli milletvekillerimize tüm kamu kurum çalışanlara teşekkür ediyorum. Çünkü takdir edersiniz ki ilde bir takım organizasyonları, bir takım faaliyetleri yerine getirebilmek için uygun altyapıların olması gerekiyor. Bu anlamda tabii aslında olaya biraz geniş perspektifte bakmak gerekiyor. Takdir edersiniz ki ülkemiz üç tarafı sularla çevrili bir ülke ve aynı şekilde keza ilimiz üç tarafı sularla çevrili bir il. 8 ilçenin, hani belki çoğumuzun dikkatinden kaçmıştır, 8 ilçemizin 6 tanesi su kenarında, su havzasında. Geriye kalan iki ilçemiz işte Tut ilçesi ve Sincik ilçesi. Yine su kaynaklarının yoğun olduğu ilçe. Yani yine suyla ilgili ve ilintili olan ilçelerimiz. Yani kısacası aslında Adıyaman'ı biz tanımlarken şöyle diyoruz. Açık Hava Müzesi, Huzur ve Barış Kenti diye adlandırıyoruz. Ben artık bu terime bir de su şehri eklenmesini istiyorum. Evet. Çünkü gerçekten üç tarafı sularla çevrili bir yarımada halindeyiz. Tabii bunları görürken, bunları irdelerken, gözlemlerken neden suyun olduğu yerde kendi alanımızla ilgili olmakla beraber neden su sporları yok ya da neden cılız ya da neden olmasın gibi sorular sorup kendi öz eleştirimizi yaptığımızda karşılaştığımız tabloda hakikaten çok güzel işler yapılabilecek ortamın olduğunu gördük ve bu anlamda gerekli altyapımızın olduğunu ve eklenebilecek durumların olduğunu fark ettik. Bu anlamda özellikle Besni ilçemizde, Kızılim bölgesinde Fırat Nehri ve Göksu Nehri'nin birleştiği yerde
özellikle rafting ile başladık. Rafting Federasyonumuzdan davetlerimiz, bakanlıktan davetlerimiz de bir fizibilite çalışması neticesinde bu da son derece durgun su raftingi dediğimiz rafting kategorilerinin bir tanesini çok güzel bir şekilde icra edebileceğimizin farkına vardık ve bununla ilgili çalışmalar yapıp özellikle deneme çalışmaları yaptık. Çok başarılı geçti ve akabinde bakanlığımızda da istişareler neticesinde rafting analik müsabakalarının bir ayağını, 3. etap yarışmalarını Adıyaman'a aldık. Dolayısıyla 20 ilden sporcularımız katıldı. Bu anlamda Gençlik Haftası'na denk gelmesi hesabıyla da Besni Kaymakamlığımızın da katkılarıyla orada gerekli malzeme desteği olsun, gerekli diğer gençlik festivaline uygun ortamlarla beraber güzel bir hafta ve festival ortamı oluştu. Binlerce kişinin katıldığı, hakikaten Besni'de bile yaşayan, çevre köylerde bile yaşayan çoğu kimsenin görmediği bir Kızılın bölgesini keşfettik. Tabii ulusal anlamda da birçok sosyal medya sitesine ve haberlere konu olunca tüm dikkatleri çektik bir anda. Orada çok güzel, son derece güzel bir organizasyonla da ilimizde ilk rafting, bir ilki başardık aslında hep beraber. Özellikle Sayın Valimizin himayelerinde, Besni Kaymakamlarımız, bizler, tüm kurum kuruluşlar, herkes destek olunca orada rafting heyecanını yaşadık. Rafting yaparken özellikle Fırat Kanyonu'ndaki o çok tarihi ve turistik yerleri görme şansımız oldu. Ben de Adıyaman'da aslında birçok kişinin keşfetmediği çok güzel bir ortam gördüm orada. Dolayısıyla hemen orada bir Besni Kaymakamımızın girişimlerinin neticesinde Erdemoğlu ailesinin hemen bir tekne hediyesi, akabinde botlarımız, akabinde su sporlarıyla ilgili fizibilite çalışmaları ve Kürek Federasyon Başkanımızı ve Yönetim Kurulu'nu Adıyaman'a davetimizden sonra orada bir takım incelemeler yaptık ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı'yla da bir takım projeleri düşünerek, beyin fırtınası yaparak orada bakanlığımızın, federasyonumuzun, valiliğimizin himayelerinde orada dünyada aslında birçok uluslararası organizasyonların yapılabileceği kanaatine vardık bilir kişilerle beraber. Tabii genelde kürek sporu dünyada İskandinav ülkelerinde yapılan bir branş olduğunu fark ettik. Ve İskandinav ülkelerinde kışın veya yazın veya yılın 12 ayı eksi 20'nin altında olmayan ülkeler. Dolayısıyla burada dünyanın kürek merkezleri oluyor ise Adıyaman gibi bir yerde durgun suyun ve güzergahların, destinasyonların son derece uygun olduğu bir yerde hava sıcaklığı hemen hemen neredeyse eksiye düşmeyen bir iklim ve özellik. Dolayısıyla ilgili teknik ekibin çalışmaları neticesinde dünyaya bunu duyurduğumuz takdirde uluslararası birçok su sporları ve kürek yarışmalarına ev sahipliği yapabilecek potansiyelde olduğunu fark ettik. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki Eylül'de Türkiye Kürek Maratonu şampiyonasını hazırlıklarına başladık. Akabinde bir hafta sonra yine geçen hafta itibariyle Gençlik Haftası'nda Kahta ilçemizde su sporları etkinlikleri şöleni yaptık. Yine kürek, kano, su gösterileri, etkinlikleri ve bir anda Adıyaman'da su sporları gündeme gelmeye başladı. Ve keza bu çalışmaların neticesinde yine Kürek Federasyonumuz bir jest yaparak ve uygun ortamları fark ederek Adıyaman Gölbaşı ilçemizdeki Gölbaşı Gölü'nü inceleyerek oranın kürek milli takımına ve kürek sporuna da çok uygun olduğunu fark ettik ve yarın itibariyle kürek milli takımımız, buradan ilk defa açıklıyorum, sizin de haberiniz yok. Evet. Güzel bir haber, güzel bir organizasyon ilimiz adına ve yapılan çalışmaların sonuçlandırmasına da yarın itibariyle kürek milli takımımız Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bir hafta 10 günlük kampa başlıyor. Yani milli takım Adıyaman'da ilk defa bir milli takımımız Adıyaman'da kamp yapacak. Evet. Yani şu an uygun altyapılarla ilgili gerekse de bakanlığımızın su sporları ile ilgili çalışmalarıyla beraber Gölbaşı ilçesindeki kampüsümüzde de, destinasyonda da, aynı zamanda Milli Park biliyorsunuz. Orada da inşallah çok güzel bir su sporları tesisimiz hayata geçecek. Zaten Adıyaman merkezde biliyorsunuz Gaziantep mevkiinde su sporları tesisimiz var. Dünya çapında, uluslararası düzeyde bir aslında tesisimiz. Yine bu çalışmaların neticesinde Bodrum'da Türkiye'de meşhur olan spor kulüplerimizden Halikarnas Spor Kulübü, İstanbul Vira Kürek Spor Kulübü 50'şer kişilik ekiplerle geçen hafta itibariyle gelip o Adıyaman merkezdeki su sporları tesisimizde kamp yaptılar. Dolayısıyla seneye her bir kulüp 1000'er kişiyle
Bu su sporlarını aynı zamanda spor turizmi anlamında Nemrut Dağı ve diğer öğren yerlerini ziyaretle ilgili birleştirip bir paket programlar yapmalarını dile getirdiler ve çok memnuniyetle tesislerimizden ve altyapılarımızdan bahsediyor. Bu şunu gösteriyor özellikle, özetle ilimizde hakikaten keşfedilmemiş birçok gerek turistik bölge, gerekse de bizi ilgilendiren kısmıyla su sporları ve genelinde düşündüğümüz zaman spor turizmi ile ilgili birçok alanın olduğunu fark ettik diyebilirim. Yani müdürüm, şimdi biraz önce söylediğiniz gibi siz anlatınca ben bile gözüme canlandırma başladım. Gerçekten nereler var? Mesela Samsun kanyonları var. Ger kanyonları var. Keşfedilmemiş bir çok yer. Güzel. Peki müdürüm, bunları mesela gereksiz hale getirmeyi düşünüyor musunuz? Yani bu rafting başlattınız mesela. Bunu gereksiz hale getirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii. Geleneksel olarak yapılacak. Bunun dışında yine bakanlığımızın tüm her yılki rafting organizasyonları programlarını alacak. Ya bu orada bunun devamı anlamına geliyor. Yine Adıyaman merkezdeki su sporları tesisimiz önümüzdeki yıl itibariyle ve bu yıl itibariyle artık bir nevi turist ağırlamaya, sporcu ağırlamaya, spor turizmi adı altında birçok etkinliği ev sahibi yapmak için şimdiden rezervasyonlar alıyoruz. Ve kürek milli takımımızın zaten yarından itibaren Adıyaman'da olması Türkiye'deki bu su sporlarıyla ilgilenen herkesin dikkatini bir anda Adıyaman'a çekecek. Yani Besni, Adıyaman Merkez, Gölbaşı, Kahta ve şu an hedefimizde inşallah Gerger kanyonlarını da keşfetme gibi bir çalışmamız yani olacak. Yani Gerger kanyonu dünyanın başka bir yerinde olsa şu anda müthiş. Yani Kanada'daki, Amerika'daki kanyonlardan hiçbir farkı yok. Hiç farkı yok ve ama daha keşfedilmemiş. Güzel. Ve daha güzel. Evet, inşallah biz de onunla ilgili böyle bu tarz çalışmaları, organizasyonları arttırdıkça bu konudaki altyapılarımız da güçlenecek. Biliyorsunuz dünyada spor turizminde, yani dünyadaki Birleşmiş Milletler'in verilerine göre turizm gelirleri her yıl %4 artış iken spor turizmi artışı %15 civarında. Bu bize burada çok büyük bir pastanın olduğunu, çok büyük bir tanıtıma araç ve vesile olacak bir olgunun olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda spor turizminin hareketlendiği takdirde de illerdeki, ülkelerdeki ya da bölgelerdeki spor altyapılarının geleceğe hazırlanması konusunda çok büyük bir destek olacağını gösteriyor bize. Aynı zamanda Adıyaman ekonomisi bir katkı da sağlayacak. Kesinlikle. En azından ticari açıdan. Kesinlikle. Müdürüm, bir soru için adres vermek istiyorum. Sevgili Mercan TV izleyicileri, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş Müdürümüze soru ve görüşleriniz için psikolog Cettin Öztürk ısrarla maddesine soru ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Peki hocam, gençleri konuştuk ama halk spor yapıyor mu? Evet, Adıyaman'da veya spor tesislerine faydalanılabiliyor. Güzel bir soru. Adıyaman'da yaklaşık il ve ilçelerimize dahil olmak üzere 156 adet spor tesisi mevcut. Bu tesisler içerisinde kategorilendirdiğimiz zaman yüzme havuzlarından tutun da stadyumlardan, atletizm pisti, ondan sonra kapalı spor salonlarımız, yani 40 ayrı branşta faaliyet gösterebilecek her türlü tesise sahibiz. Dolayısıyla bu tesislerimiz de bakanlığımızın da öngörüleri ve talimatlarıyla ilimizde de 7/24 tüm halkımızın 7'den 77'ye herkesin spor yapmasına açık bir şekilde. Yani siz gece 3'te bizi arayıp biz yüzmek istiyoruz dediğiniz takdirde biz o yüzme havuzunu her an hazır hale getirmiş pozisyondayız. Veya gençler bize ulaştığı zaman ya biz gece şu saatte şu tesiste spor yapmak istiyoruz dedikleri zaman biz anında yarım saat, bir saat içerisinde veya çok kısa bir süre içerisinde o tesisi gençlerimizin spor yapmasına ya da halkımızın, vatandaşımızın spor yapacağı hale getirmeye hazır bir durumdayız. Son dönemlerde özellikle bununla ilgili çalışmalarımızda da 7'den 77'ye dedim ama belli bir yaştan sonraki özellikle kesimde spor yapma alışkanlığı biliyorsunuz çok fazla yaygın olmamakla beraber onu da başlatmış durumdayız. Sümer Evler bölgesindeki atletizm pistimiz 24 saat açık olan bir tesislerimizden bir tanesi. Burada özellikle daha önceki yıllarda sadece atletizm sporcularına açık olan bir tesis halindeyken şu an itibariyle tüm halkımızı açmış durumdayız. Son yıllarda özellikle aileler, anne babalar, çocuklarıyla beraber, eşler, dedesiyle, nenesiyle deyim yerindeyse her yaştan aile bireylerinin orada spor yapmasına olanak sağlayıp orada özelde bir ilgi göstererek gelen tüm vatandaşlarımıza, halkımıza çok böyle esnek ve hassasiyetle de ilgilenerek orada inanılmaz bir sirkülasyon oldu. Şu an otomatik bir şekilde sabah erken saatlerden tutun da gece yarılana sabaha kadar orada her an spor yapan yüzlerce, binlerce insan mevcut. Bu da bizim hakikaten çok hoşumuza gidiyor. İlimizde aslında benim bir sloganım var, bir hayalim var.
Adıyaman'da her yerde spor sloganıyla her yerde, her kesimde, her türlü sporu yaptırabilmek. Artan yatırımlarla da, gelişen spor organizasyonlarıyla da bu spor kültürünün bir an önce Adıyaman'a son yıllarda özellikle yerleştiğini görmekteyiz. Bu da açıkçası bizi sevindiriyor. Müdürüm, bir şey çok dikkatimi çekti. Teşekkür ederim size. İşini çok güzel seviyorsunuz müdürüm, bu belli. Çünkü buradan şunu söyleyeyim. Gece 24 saat beni arayabilirler, istediği zaman ulaşabilirler. Evet. Yani her insan bunu söylemez. Açıkça net söyleyeyim. Evet. Bu konuda için ben ayrıca size teşekkür ediyorum müdürüm. Bu da işini sevdiğinizden dolayı. Ya kesinlikle Neşet Ertaş Üstad'ın dediği gibi aşkından çalışan yorulmaz derler. Hakikaten işin içerisinden gelen bir birey olarak işimizi hakikaten seviyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Kurumda da dinamik, genç, atak bir yapıya sahibiz. Dolayısıyla işimizi severek de yaptığımız için güzel şeyler oluyor. Güzel şeyler olunca da biz de mutlu oluyoruz. Geri bildirimler güzel oluyor. Çünkü insanları işlerini kolaylaştırmak lazım, yormamak lazım diye düşünüyorum. Ya bu gerek bireysel psikoloji açısından, gerekse toplumsal psikoloji açısından aslında çok önemli şeyler, önemli unsurlar, önemli dokunuşlar. Dolayısıyla insanlara veya bir gence, bir çocuğa yardım ettiğimiz zaman, önünü açtığımız zaman, rehberlik ettiğimiz zaman insanlar mutlu oluyor, toplum mutlu oluyor, siz mutlu oluyorsunuz. İşimizi de severek yapınca aslında herkes mutlu oluyor diyebilirim yani. Her şey aşkla yapmak lazım. Kesinlikle. Şimdi hocam, müdürüm, duyuyoruz. Genelde işte şu derece yaptı dünyada, evet. Olimpiyatlarda bunu yaptı, Avrupa'da bunu yaptı. Peki Adıyaman milli sporcuları sayılar olarak, yani evet, bu altyapımız burada yeterli mi? Evet. Biraz önce de bahsettiğim gibi zaten yine devamında konular hep birbirini açıyor. Hakikaten son 15 yılda Adıyaman'da spor tesis sayısı 9 iken, 10 iken, şu an il ve ilçelerimizdeki spor tesisimiz 156 adet spor tesisine sahibiz. Evet. Bakanlığımız tarafından yaptırılan. Bu neyi gösteriyor? Eğer altyapılarınız var ise, gerekli spor yapabilme olanaklarınız ve ortamlarınız var ise, gerekli bilir kişilerle, uzman kişilerle, antrenörlerle, yapınızla, kurumsal yapınızla bir şeylere hazırsanız, ondan sonraki iş kişilere, bireylere kalıyor. Sizin motivasyonunuza kalıyor, psikolojinize kalıyor, hedeflerinize kalıyor. Hedeflerinizi de biliyorsunuz. Eğer motivasyonunuz varsa, inancınız varsa, belli bir hedefteyseniz gerçekleşmeme imkanı yok. Şu an 9-10 spor tesisi iken 1 tane, 2 tane milli sporcu. Şu an 156 adet spor tesisi varken 144, 150'ye yakın şu an son günlerde birkaç milli sporcumuz daha eklendi. 150'ye yakın şu an milli sporcumuz var. Türkiye, Avrupa, dünya dereceleri yapan sporcularımız var ve Adıyaman'dan çıkıyor. Dikkat ederseniz ülkemizin genel anlamda yapısında spor çok ön plana çıkmaya başladı. Artık her kesimin ilgi alanı, her kesimin teşekkür ettiği, her kesimin öne çıkardığı en etkili iletişim araçlarından biri haline geldi. Geçen hafta birkaç gün itibariyle de biliyorsunuz boks milli takımımız kadınlarda, evet, dünya birincilikleri, dünya şampiyonlukları. Buna benzer birçok örneğini biz Adıyaman'da da yaşıyoruz. Yeterli mi? Hayır, yetersiz. Amacımız özellikle olimpiyatlarda ve dünya şampiyonlarında Adıyamanlı sporcuların milli takım düzeyinde ülkemizi, bayrağımızı orada dalgalandırmalarını sağlamak. Türkiye dereceleri, grup müsabakaları artık yani bizim için, kurumun içerisinde bizim için sıradanlaştı. Artık Avrupa, dünya dereceleri ve olimpiyat derecelerine sporcularımızı hazırlamak üzere her türlü organizasyonumuz, altyapımız ve bilirkişi dediğimiz teknik personele sahibiz. Sadece ailelerimiz, velilerimiz, sporcularımız bundan faydalanmak için bizimle iletişime geçmeleri veya mevcut bünyemizdeki zaten sporcularımız bu anlamda ilk, orta, üst düzey performans sporcularımız zaten şu an ayırmış durumdayız. Bakanlığımızın da yine çok güzel bir çalışması var. Bu arada ona da değinmek isterim. Yetenek taraması diye. İlkokul 3, 4 ve 5. sınıflarda şu an Adıyaman'da 25 bin öğrencimizi tarıyoruz. Şu an 12 bin civarındayız. 12 bin öğrencimiz. Bu yani branş olarak belli mi yoksa spor yatırımı mı? Şöyle mu? Yetenek taramasında 3, 4. ve 5. sınıfları biz bizim kurmuş olduğumuz bir koordinasyon var bakanlığımızın belirlediği. O testlerden geçiyor öğrenciler. Her gün okullardan planlama yapmışız. Okullardan tesisimize geliyor çocuklar. Çocuklar o testlerden geçiyor. O testlerdeki verileri bakanlıktaki bilgi bankasına gidiyor, bilim kuruluna. Bilim kurulunda o çocukların TC'sine girdiğiniz zaman oradaki bilimsel verilerle karşı karşıya kalıyoruz ve o bilim kurulu hangi sporcunun verileri
ölçümleri hangi spora yatkın ise bize geri bildirim yapılıyor. O geri bildirimler neticesinde biz sporcuya ulaşıp kendi bünyemizi alıp o çocuğu performansta milli takımlara, üst düzey sporcu bankasına kaydedip o çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Müdürüm, buradan velilerimize duyurulur. Çok güzel, çok hoşuma çorduğu bir proje. Yani buradan şunu anlıyoruz. Kendileri değil, sizler ayaklarına gidiyorsunuz. Kesinlikle. Siz keşfetmek kesinlikle istiyorsunuz, bulmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Belki gerçekten bir öğrenci gidip, örneklerin futbol sayı, futbola gitmek istiyor ve basket sayı gidemiyor. Ve ailesi izin vermiyor. Evet. Belki bu yolla... keşfedilmemiş birçok sporcu var. Yani birçok aile bize geri dönüş de yapıyor. Şu an belki bizi dinleyen birçok ailemiz bundan zaten haberdar. Çoğu bize olumlu dönüşler de yapıyor. Ya çocuğunuz çok yetenekli. Biz böyle bir tarama yaptık. Böyle bir projemiz var. Bu proje sayesinde çocuğunuza şu 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 aşamalardan geçecek dediğimiz zaman aile de gururlanıyor. Çocuğum yetenekli, göndermemiz gerekir. Dolayısıyla kurumsal devletin bir kurumunun da araması veya ilgilenmesi biraz daha güven olayını daha da çok üst düzeye getirdiği için velilerimiz son derece bu konuda memnuniyetle dile getiriyorlar. Müdürüm, devam ediyor mu bu taramalar? Şu an devam ediyor. İlçelerimizi ilde bitirdik. Şu an ilçeye döndük. Tüm ilçelerimizde dahil. Seneye devam edecek mi? Devam edecek. Yani aşağı yukarı bundan sonra her yıl devam edecek. Aynen öyle. O zaman şimdiden velilere söyleyebiliriz. Yani okullarda sporla ilgili bakanlığın bir çalışması var. Yani başarılı sporcuları arıyorlar, evet, yetenekli evet, çocukları arıyorlar. Taramalar yapılıyormuş. Bence çocuklar da bu konuda da uyarın, taramalara katılsınlar. Çok önemli bir proje. Yine projeden açılmışken aslında proje çok ama bu iki ana proje. Bir evet, diğer projemiz de yine su sporlarından bahsettik biraz önce. Aslında orada da değinebilirdik. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi. Şu an ilimizde devam ediyor. Yine onda da 18 bine yakın öğrencimize yüzme öğrettik. Hani biraz önceki anlattığım konulara bağlantılı olarak üç tarafı sularla çevrili bir ilde her sene bu mevsimde hatırlarsanız boğulma haberleriyle karşı karşıya kalıyorduk. Aynen. Dolayısıyla çaresiz birçok çocuğumuz boğularak, yaz aylarına serinlemek için girdikleri suda boğularak acıya dönüşen birçok olaylarla karşı karşıya kalıyorduk. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yine okullarımızdaki çocuklarımızı ücretsiz bir şekilde yüzme havuzumuzdaki antrenörlerimizle eşliğinde yaklaşık 10 küsur antrenörümüz var bu konuda uzman. Onları da belli planlamalarla havuza getirip onlara yüzme eğitimi vererek... Okul zamanı mı yazın mı hocam, müdürüm? Yılın 12 ayı. Yılın 12 ayı. Yılın 12 ayı. Çünkü havuzumuz yılın 12 ayı açık, ısıtmalı bir havuz olduğu için kışın da bu faaliyeti devam ettirdik. Buradan ben özellikle bazen ufak tefek aksamalar da oluyor. Okul müdürlerimize, anne ve babalarımıza lütfen bu projelere çocuklarını göndermelerini rica ediyorum. Şu an çok iyi bir rakamdayız. 18 bine yakın öğrenci bundan faydalandı. İnşallah hedefimiz 25 bin, 25 binler ve daha ötesi. Yani özellikle yaz aylarında çocuklarımızın şu dönemlerinde okullarda tatil olduğunda yoğun bir şekilde bu projeden faydalanmalarını istiyoruz. Müdür, bu çocuk deyince yaş aralığı kaç mesela? Şimdi özellikle okulda yüzme bilmeyen kalmasın projesinde aslında yaş sınırımız yok. Ama öncelikli olarak öğrencilerimiz öğrenci. Yani atıyorum ilkokul 1. sınıftan lise son sınıfa kadar. Çünkü o kesimin daha çok suyla haşır neşir olduğu, daha çok heveslendiği bir süreç olduğu için özellikle onları önceliğe aldık. Ama yüzme bilmeyen herkes bize uğrayıp bu konuda kendilerine destek sağlayabilir. Çünkü insana yapılan yatırımın bence hiçbir ölçüsü olmamalı. Eğitimin özellikle, hani her zaman bahsediyorum ben eğitimsiz spor, sporsuz eğitim olmaz düşüncesiyle. Burada yüzmeyi öğretmek de bir eğitim süreci. Tabii. Dolayısıyla eğitim sürecini biz işimize bilimi kattığımız zaman aslında birçok konuda kaderimize teslim olmamış olacağız bir nevi. Yani yüzme eğitimi alan çocuklarımızın boğulma haberleriyle artık karşılaşmıyoruz diyebilirim. Çünkü en aza indi. İnşallah bu böyle de devam eder. En ücra köşedeki çocuklarımıza da ulaşıp onlara yüzme eğitimi vermeyi istiyoruz. Peki müdür, ücretsiz dediniz. Evet. Peki diyelim ki bir öğrenci yüzme kaydolmak istiyor, yüzme bilmiyor. Nereye başvuracak? Özellikle il müdürlüğümüzün herhangi bir birimine ve dolaylı olarak da herhangi bir birimize direkt olarak da Adıyaman merkezdeki diğer bir tabirle stadyum bitişiğindeki 100. yıl yüzme havuzumuza uğradıkları takdirde kendileriyle her türlü anlamda ilgilenecektir, her türlü rehberlik edilecektir. Yani başvurdukları da ücretsiz yüzmeye başlayacaklar. Yüzmeye başvuracaklardır ve biz oradan faydalanırmış olacağız. Peki hocam, hep hocam diyorum, özür dilerim. Kesinlikle. Çünkü genelde ya doktor arkadaşım falan konuşunca veya sağlık alanında genelde program yaptığım spor, için. Spor eğitim birbirine ayrılmaz. Gerçi burada sağlık alanıyla ilgili bir program. Evet, çünkü evet, sağlıklı yaşam için buradayız. Kesinlikle. Bu işin başında da siz varsınız. Allah razı olsun, gerçekten çok güzel işler
başarısın. Çünkü bu sporcu sayısının artması, milli sporun artması bu sizin önderliğindeki yapılan çalışmalardan dolayı. Müdür peki son yıllarda Adıyaman'da yapılan spor, son yıllarda birçok branşta gerek bölge gerek şampiyonlar Adıyaman'da yapılmaya başladı. Evet. Peki Adıyaman ilgi artıyor diyebilir miyiz? Şöyle, veya neden artmaya başladı? Bunun gerçekten bilinçli bir nedeni var. O bilinçli nedeni şu, hakikaten Adıyaman Açık Hava Müzesi diye adlandırabileceğimiz bir şehir. Dolayısıyla biraz önce Birleşmiş Milletler verilerinden bahsettim. Spor turizminin ülkelere, illere, şehirlere katkılarından bahsettim. Buna bağlı olarak biz arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla oturup aslında biz turizmi de, Adıyaman'daki turizmi belki de bir yanına uyuyan bir dev, devi de yanımıza alarak sporla kol kola girip biz işte dikkatleri çekebiliriz ki şu an inanılmaz meyvelerini topluyoruz. İşte geçen hafta gelen su sporuna gelen ekip Nemrut'u bahane ederek geldiler. Yani ben zaten bu durumda kürek yapıyorum, Marmaris'te yapıyorum. Ama Adıyaman kürek, kürek mi var? Orada gerekli altyapı da var, tesis de var. O zaman biz, çünkü kürek pahalı ve malzemeleri taşınabilir, zor olan bir spor. Orada her türlü altyapı var. Biz uçağımıza binip Adıyaman'a gidip hem kürek sporunu yapalım iki gün, akabinde de Adıyaman'daki tarihi turistik yerleri ve başta Nemrut olmak üzere Nemrut'u gezip gelelim. Herkese cazip geliyor. Artı buna bir de gastronomi ve benzer şeyler eklendiği zaman inanılmaz bir sükse yapıyor. Gastronomi de güzel olmuş. Evet evet. Biz bu bilinçle hareket edip bakanlığımızdan ve federasyonumuzdan özellikle bizzat organizasyonları bize vermelerini, Adıyaman'a vermelerini talep ettiğimizde memnuniyetle yardımcı olurlar, sağ olsunlar herkes. Dolayısıyla biz mesela pandemiden önce en son 16 bin kişiyi burada misafir ettik. Şu an itibariyle son 3 ayda 10.500 kişiyi burada spor organizasyonlarında Adıyaman'da misafir ettik. Ya bu ne demek oluyor? Oteller dolu, uçaklar dolu, ulaşım araçları full, rezervasyonlar full, Adıyaman'daki restoranlar, işte yeme içme dediğimiz gastronomi, çiğ köfte, benzeri şeyler hareketli, sürekli, yoğun bir şekilde sporcu kafeleri. Adıyaman'da işte sarı taksiler normalde çok az görürüz ama Türkiye şampiyonları benzer organizasyonlarımızın olduğu hafta kurumumuzun önünde sarı taksiler sıraya giriyor. Çevrelere, uçaklara. Yani bu ilde bir hareketlilik oluyor. Yani adam en az 3 gün veya 1 hafta olmak üzere değişkenlik gösteriyor bu organizasyonlar. Bir hafta içerisinde burada içeceği su miktarı bile belki binlerce, milyonlarca katkıda bulunmaya neden oluyor. Dolayısıyla biz bu anlamda biraz evet kurumsal olarak yorulalım. Biraz belki enerjimizi, eforumuzu sarf ediyoruz ama ilimize spor turizmi konusunda inanılmaz katkılar sunuyor. Bunu zaman zaman esnaftan, otelden, turizmle uğraşanlardan, ulaşımla uğraşanlardan da geri bildirimler alıyoruz, memnuniyetler alıyoruz. Bu da bizim hakikaten hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla spor turizmi sayesinde Adıyaman'da beklentimizin çok çok üstünde organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. En son bu hafta bilek güreşi Türkiye Şampiyonası vardı cumartesi pazar. 600 sporcuyu burada misafir ettik. Ya bunların yanında aileler, anne babalar, ebeveynler eşlik ediyorlar. Yani bir sporcu geliyor, yanında 5-6 aile üyesi gelen oluyor. Oteller doluyor, tarihi turistik yerleri geziyorlar. Adıyaman'ın hakikaten keşfedilmemiş şeylerini keşfediyorlar. Bu da bize hakikaten çok olumlu yansıyor. Müdürüm, bir daha böyle etkinlik falan olursa yani önceden sizinle bir yine bir program yapabiliriz. Yani biraz da insanların medya aracı duymasını istiyorum. Evet. Mesela bilek güreşini ben yeni duydum. Aslında sosyal medya ve haber sitelerinde zaman zaman çoğu zaman yayınlanıyor. Biz sosyal medya sisteminde çok önemsiyoruz bakanlık olarak. Gençlere duyurulması, vatandaşın bilgilendirilmesi konusunda. Bu konuda yoğun destek de var. Tüm basın mensuplarından buradan herkese de çok teşekkür ediyorum. Duyurulması konusunda hakikaten çok önemli rol oynuyorlar. Şöyle yapabilir miyim? Mesela diyelim ki sizin yıllık programlar Ocak'ta mı belli oluyor? Evet. Mesela öyle bir sizinle diyelim ki Allah nasip eder, kısmet devam ederse bir Ocak ayında yıllık bir programı sizin yine bir program yapıp bunu paylaşabilir. İşte kesinlikle. Şu Mart ayında bu var, işte Nisan ayında bu var gibi en azından insanlar kendi ona göre ayarlar. Evet, son 3 ayda mesela 28 ayrı spor branşında grup, yarı final, final, Türkiye Şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yaptık mesela. Evet. 28 ayrı spor branşında. Evet. Aslında belki görünmeyen ama inanılmaz derecede. Hatta biraz önce de ben notumu da aldım müdürüm. 3 ayda 10 bin küsür kişi geldi dediniz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu yaz sonuna kadar bir 15-20 bini bulacak. Yani, biz buna daha hazırlıklı olursak yani tüm kamuda özellikle esnaf olarak yani turizm bilincini
tam olarak yerleştirdiğimiz zaman belki de bu 30 bin lira varacak yani. Yani şimdi bu istatistiğe göre 40 bini bulması lazım. Kesinlikle. Yani şu istatistiği 40 bin. Ki ben şunu önemsiyorum, ekonomi açısından önemsiyorum. Adıyaman'ın bir kişinin girmesi bile büyük bir kazançtır. Ki 10 bin küsur kişinin girdiği bir şehir çok kesinlikle. Güzel. Kesinlikle. Ki hele hele spor bunda eğer bir araç ise, bir vesile ise insanları iki ayrı alanda da misafir edip ilimize gerek ekonomik gerekse turizm konusunda önemli katkılar var yani. Evet. Mesela bu anlamda ilçelerimizin de potansiyellerine göre artık bir planlamalar yapıyoruz. İşte su olan ilçelerimizde su sporları, önümüzdeki ay işte mesela Gölbaşı'da Tut ilçemizde yamaç paraşüt etkinliği olacak. Evet, çok iyi. Yani ilçelerimizin böyle bir tema üzerinde çalışalım istiyoruz. İşte bir başka yerde rakımı yüksek olan yerlerde atletizm organizasyonları gibi tema çalışmaları üzerinde de çalışıyoruz. Aslında ilçe o mesela yamaç paraşütü dediniz. Mesela yamaç paraşütü deyince Tut akla gelmeli. Gelmeli. Aslında yani ilçe de onunla özdeşleşmesi evet, evet, lazım. Evet, kesinlikle. Peki müdür bu kadar yoğunlukla uyuyabiliyor musunuz? Valla güzel bir soru. Aslında şu anda da gözlerimden uyku kokuyor. Belki dikkatlice bakanlar fark edebilir. Hatta hanım sen bu uyumayarak nereye kadar nasıl dayanıyorsun, yürüyorsun diye zaman zaman serzenişler de oluyor. Valla inanın ki bir şeyleri güzel yapma, bir şeyleri insanlara, gençlere, topluma kabullendirme çabası yani sizi birçok şeyden aslında alıkoyabiliyor. Yani uyumak belki bize birçok şey kazandırmaz ama uyumamak birçok şey kazandırıyor diye düşünüyorum. Çünkü bir yerlerde hizmet etmek gelip geçici şeyler ama kalıcı şeyler bırakmak her zaman için güzeldir diye düşünüyorum. Yani bir sporcumuzun Avrupa şampiyonu olması, olimpiyat şampiyonu veya dereceye girmeyle bütün yorgunluğunuzu alıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün yorgunluğunuzu alıyor. Peki müdürüm, son yıllarda Adıyaman'da yapılan spor faaliyetleri kapsamında ilimize 10 binlerce sporcu, idareci biraz önce söylediğiniz gibi evet, antrenör evet, ve evet, hakem evet. Yansı aileler geliyor. Bunu evet, söylediniz. Evet, evet. Spor turizmi konusu sürekli haberlerinizde yazıyorsunuz. Bu konuyu biraz da açalım mı? Ya tabii biraz önce de bahsettiğim gibi yani ilimizde hakikaten bir açık hava müzesi diye adlandırabileceğimiz bir şehir. Açık hava müzesinde zaman zaman biz yerelde de mesela birçok spor branşının organizasyonlarını orada yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İşte bir spor salonunda yapacağımız bir organizasyonu Perre'de yapıyoruz. İşte bir spor salonunda yapacağımız bir organizasyonu Nemrut'a gidip orada yapıyoruz. Biraz daha gösterişli, biraz daha böyle sosyal medyaya yansıtacak şekilde. İşte mesela bizim Adıyaman ilinde bazı branşlarda Türkiye'de söz sahibi olduğumuz branşlar var. İşte mesela eskrim, evet. Mesela işte bocce, Türkiye'de en fazla lisanslı spor sayısına sahibiz. Eskrimde Ankara, İstanbul ve Adıyaman bilinir Türkiye'de mesela. Biz eskrim biraz da bireysel branşlar olduğu için bireysel branşların mesela Nemrut'un zirvesinde 2200 metre yükseklikte bir eskrim gösterisi yaptığımız zaman güneşin doğuşunda ya da bağışında Türkiye'deki tüm turizmcileri veya spor severleri bir anda dikkatini çekebiliyor. İşte bir Fırat Nehri'nde bir kürek ya da rafting, işte bir başka bir şehirde bölgemizde farklı alanlardaki sosyal medyaya yansıyan ve yaptığımız organizasyonlar bir anda ildeki spor turizmini ve ekonomisini hareketlendirebiliyor. Amacımız spor turizmini Adıyaman'da hareketli hale getirip bu anlamda şehrimize katkılar sunmak. Şehrin ekonomik katkının dışında bir önce anlatınca işte bir eskrimin Nemrut Dağı'nda yapılması veya evet, farklı evet, bir etkinin evet. Samsat'ta barajda yapılması aslında tanıtılmayan yerlerimizi tanıtıyoruz. Kesinlikle. Yani, burada müthiş bir yani çok güzel bir düşünce. Bence hep öyle olsa çok iyi olur. Çünkü oraya turizmci de gelecek. Tabii. Sporcu da gelecek. Resim, heykel seven de gelecek. Bence her taraftan bir katkı sağlıyorsun. Evet. Peki müdürüm bu kadar yatırımlar falan yapılıyor ama biraz da onu soracağım şimdi size. Adıyaman spor yatırımı konusunda ne durumda ilimiz olarak? Evet. Bir de ilimizdeki ve ilçemizdeki yatırımlardan biraz bahseder misiniz? Evet, aslında durumumuz ne? Güzel bir soru. Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi son yıllarda inanılmaz bir gençlik ve spor alanındaki yatırımlarımız var. Tabii gençlik ve spor alanındaki yatırımlarımızı üçe böldüğümüz zaman bizim üç ana kadememiz var. Gençlik, spor ve yurt hizmetleri dediğimiz KYK yurtları. KYK kaç yıldır size bağlandı müdürüm? Son 2-2,5 yıldır bize bağlandı. Daha doğrusu kurumlar birleşti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlandı KYK yurtları. Yine ilimizde çok önemli bir profile sahibiz KYK yurtları konusunda. Besni ve Kahta ilçemizde olmak üzere Adıyaman merkezde 4, toplamda 6 yurdumuz var ve 7200 civarında kapasitemiz var. Bunların 5000 üzerinde öğrenciyi şu an barındırıyoruz, barınma hizmetleri veriyoruz. Yani 4 yıldızlı neredeyse 3 ve 4 yıldızlı otel
konforunda yurtlarımızda öğrencilerimizin barınma hizmetlerini veriyoruz. Çok önemli bir hizmet ve bu anlamda Adıyaman'da yeteri kadar boş kontenjanımız da var. Diğer illerde üniversite kayıt döneminde çok büyük bir polemiklerin, sıkıntıların olduğu belki bir dönemde ilimizde bu anlamda çok önemli desteğimiz ve yurtlarımız öğrencilerimize hizmet etmekte. Bu anlamda tabii yine gençlik yatırımları, gençlik merkezlerimiz son dönemlerde özellikle Türkiye'de belki de bir ilk, Türkiye'de bir ilde tüm ilçelerinin gençlik merkezi projesi geçti, ihalesini yaptık. Çok yakın bir zamanda başlıyor. Zaten mevcutta Besni ve Kağıt ilçemizde gençlik merkezlerimiz aktif bir halde. Yine diğer geri kalan tüm 6 ilçemizde şu an gençlik merkezlerine başlıyoruz. Yani gençlik merkezi demek bir ilde, bir ilçede gençlik merkezi demek bana göre çok çok şey demek. Çünkü bir ilde bir genç sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal anlamda ne tür aktivitelerden, ne tür organizasyonlardan, ne tür eğitimlerden faydalanıyorsa Sincik'teki, Gerger'deki gencimiz de aynı imkanlardan faydalanıyor demek. Dolayısıyla bu gerek eğitimde gerekse de sporda ve bizim kurumumuzla ilgili her türlü alanda bir eşitliğin de söz konusu olduğu anlamına geliyor. Yine ilçelerimizin hepsinde futbol sahalarımız, hepsinde spor salonlarımız bitmiş. Gençlik merkezleri başladı. İki tanesinde zaten bitmiş ve aktif. Üç ilçemizde portatif yüzme havuzlarımız, iki tanesinde inşaatı devam ediyor. Yani bir ilde bir yüzme havuzu, gençlik merkezi, stadyum, spor salonu ve buna benzer hangi tesislerimiz varsa aşağı yukarı tüm ilçelerimizde de aynı yatırımlarımız bitti, bitiyor ve devam eden yatırımlarımız var. Yine Adıyaman merkezde işte spor salonlarımız, yine ikinci, üçüncü gençlik merkezlerimiz şu an proje kapsamında. Yani onlar neden başlayacak müdürüm? Şu an Bahçeliler bölgesinde Spor Toto Başkanlığımızın yani bakanlığımızın destekliği Adıyaman Belediyesi üzerinden yapılan gençlik merkezimiz bitmek üzere. Bu son aşamada. Aynı şey. Altınşehir'deki de aynı düzeyde. Yine Adıyaman merkezde Fatih Mahallesi itfaiye arkasındaki bölümde yine bir spor salonu, yine ekstrem branşlar için yapılacak olan bir spor salonumuz var. Devam eden yine şu an yatırımı biten son olarak pandemiden önce yaklaşık 30 trilyona mal olan çok büyük bir yatırımımız Sporcu Fabrikası diğer ismiyle çok amaçlı spor salonumuz. İçerisinde 4 ayrı spor salonu ve sporculara hizmet eden etüt salonlarımızdan tutun konferans salonlarımızdan antrenör, sporcu, sağlık, fitness salonasına kadar mevcut olan çok amaçlı spor salonumuz hizmete girdi. Şu an Adıyaman gençliğine hizmet ediyor. Çok önemli bir yatırım. Yine son olarak Adıyaman Yeni Mahalle Bölgesi'nde İl Müdürlüğümüzün hemen bitişiğinde 6 adet tenis kortumuz yine uluslararası düzeyde, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Hatta Tenis Federasyonumuzdan da aldığımız söz ile Uluslararası Nemrut Dağı Tenis Turnuvası adı altında organizasyonlarımıza ev sahipliği yapacak bir tesise sahip olduk. Onlar da kısa zamanda bitti. Hatta 2 tane organizasyona da ev sahibi yapıp birçok ili burada misafir ettik. Deneme müsabakaları anlamda analik ve diğer okul sporları kapsamındaki organizasyonları gerçekleştirdik. Yani artan yatırımlar il ve ilçelerimizde, artan spor yatırımları programın başında bahsettiğiniz gibi gerek 7'den 77'ye herkesin spor yapmasına vesile oluyor. Gerekse de milli sporcu hazırlama konusunda performans sporcuları ve sağlıklı yaşam için okul sporundaki çocuklarımızın sosyal hayata adapte olmaları, özellikle sosyal ve psikolojik konudaki birçok sağlıklı yaşam koşullarını öne çıkarma adına tüm tesislerimiz şu an artan yatırımlarımızla beraber hizmet etmekte. Ben bu anlamda özellikle başta Sayın Valimiz olmak üzere Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın Bey'e ve tüm milletvekillerimize, bakanlığımız bürokratlarına, emeğe geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sadece tesisin yapılışı değil, aslında o tesis yapılırken kötü alışkanlığa bulaşacak kişileri de onlardan kurtulabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Dedik ki artık yani hekimler artık reçetelerine egzersiz yazıyor sağlıklı yaşam için. Bizim mutlak surette sporu, Adıyaman'da her yerde sporu yaygınlaştırarak herkesinden insanın spor yapmasına vesile olmamız gerekiyor. Özellikle zaten anne babalara biz bizim şu an 71 tane antrenörümüz var. 40 ayrı spor branşında hizmet eden bilir kişi olarak, uzman kişi olarak. Ben o arkadaşlarımızla toplantı yaptığım zaman antrenörlükten de gelen bir kişi olduğum için empati çok rahatlıkla yapıyorum. Arkadaşlarımıza diyorum ki tüm sporcularınızın mutlaka anne babalarıyla iletişime geçelim.
Hatta haftada bir gün anne babayla, anne babaya spor antrenman saatine davet edip çocuklarla beraber işte güreş yapıyor, çocuklarla beraber tekvando yapıyor, karate yapıyor, basketbol oynuyor, voleybol oynuyor. Çünkü haftada bir gün anne baba geldiği zaman çocuğun spor yapmasını görüyor, ortamı görüyor, size güveniyor. Artı kendisi de diyor ki spor güzel bir şeymiş, terledim ben ne kadar rahatladım, bu gece çok iyi uyudum. Evet. Aslında ben de bundan sonra yürüyebilirim, yapabilirim. Aileleri böyle spor tesislerimize davet ediyoruz. Bu anlamda çok güzel geri bildirimler oluyor. Bu anlamda tüm velilerimizi, ailelerimizi, 7'den 77'de tüm spor tesislerimizi, herkesi davet ediyorum. Mesela tenis kortlar yaptınız dedi. Evet. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü bir dikkat eksikliği, dikkat eksikliği ne diyelim, tenis oynayın diyoruz. Reflekslerin geliştirilmesi konusunda en önemli spor branşlarımızdan bir tanesi. Biri dikkati topluyor. Çünkü kesinlikle. Top nereden gelecek, nasıl olacak? Tenis oynadım. Mesela ben ona çok sevindim. Aslında olmadı, çok sevindim. Müdürüm, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Çok güzel bilgiler verdiniz ama bitirmeden önce yine size bir söz hakkı vermek istiyorum. Tekrar neler söylemek istersiniz? Yavaş yavaş programı. Ya ben özellikle çok teşekkür ediyorum tekrar bizi buraya davet ettiğiniz için. O memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Yine her zaman olduğu gibi Mercan TV, tüm organizasyonlarımıza, bize her zaman tüm basın camiasının olduğu gibi çok önemli destekler vermekte. Ben buradan yönetim kurulu başkanımız İbrahim Bey'e çok teşekkür ederim, sizlere çok teşekkür ederim, teknik ekipteki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Tabii dediğim gibi böyle bir özetlemek gerekirse Adıyaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapsamında, bünyesinde artan spor yatırımlarıyla beraber gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onların milli manevi değerlerine katkıda bulunmak, vatanını, milletini, bayrağını sahiplenebilecek ortamlar yaratarak gençlerimizin sağlıklı yarınlar için, güçlü yarınlar için, güçlü Türkiye için onları yarınlara hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda çok önemli bir kurumuz. Özellikle zararlı alışkanlıklar konusunda olsun, bağımlılıklarla ilgili olsun, gençlerimizin hedefte olduğu bir dönemde gençlerimizi spor faaliyetlerine, aktivitelerine, gerek sağlıklı yaşam için gerek performansa dönüştürerek onları bir meslek haline getirip bilimsel veriler ışığında onları yarınlara hazırlamak bizim görevimiz. Bu anlamda 7/24 zaten çalışıyoruz. Birçok telefonun birçok öğrencimizde, sporcumuzda, yurtlarda kalan öğrencilerimizde gece 3'te 4'te de olsa arıyorlar. Onlara o arama şansını veriyoruz her buluştuğumuzda. Lütfen velilerimiz, anne babalarımız, gençlerimiz bu anlamda bize her türlü ulaşsınlar, iletişime geçsinler. Biz onlar için çalışıyoruz. Onlar için uygun ortamlar yaratmak adına sürekli kurumumuz, şahsımız, gönlümüz her zaman açıktır. Buyursunlar, gelsinler. Çünkü yarınlar bizim için önemli. Güçlü Türkiye için gençlerimizle beraber daha çok yürüyeceğimiz yollarımızın olduğunu düşünüyorum. Müdürüm, ben öncelikle size teşekkür ederim. Bu kadar yoğunluk arasında davetimizi kırmadınız, geldiniz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Gerçekten bayağı bir başarılar Adıyaman'a katmaya başladınız. Allah yolunuzu açık etsin diyorum Sayın çok Müdürüm. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mercan TV izleyicileri, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu akşam konuğumuz Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş müdürümüzle beraberdik. Adıyaman'daki başarıları konuştuk. Yayında, yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına tekrar haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere demeden önce yine biz Azerbaycan'da izleyen Azerbaycanlı izleyicilerine gideceğiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hayırlı akşamlar.